takipçilerime hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Ahmet Büyükduman'a hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle değerli bir konu ağırlamak benim için ayrı bir keyif ve biraz da heyecan. Şeref bana. Sağ olun. Doktor Ahmet Büyükduman'ın benim bildiğim kısa bir özgeçmişi, eksik bir şey söyleyebilirim Ahmet Bey. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İlimler Akademisi mezunusunuz. Doğru. Evet, doğru. Ondan sonraki dönemde tekrar bir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmışsınız. Vallahi acayip bir geçmiş var. Banka müfettişliği, şube müdürlüğü, krediler müdürlüğü, krediler bölüm müdürlüğü ve derken İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve danışmanlığında kurucu ortaklarındansınız. Evet. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak gayrimenkul değerleme üzerine de eğitimleriniz var. Bir de Bilgi Üniversitesi var diye biliyorum. Mimar Sinan. Mimar Sinan, tamam. Mimar Sinan. Ben şimdi sizinle ilgili izleyicilerime şöyle bir kısaca bilgi verdim ama iktisat, yani gayrimenkul iktisatçısı o kadar yeni bir terim ki sektörde olan birçok arkadaşım da eminim ya da bu sektörü takip edenler de merak ediyorlardır. Ekonomiyle gayrimenkul iktisatı ve gayrimenkul iktisatçısı ne yapar? Bu branş neyle ilgilenir? Bir önce bir aydınlatalım mı? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde master ve doktora. Tabii öbür taraftan bir özelliğim de 15 yıldır gayrimenkul değerleme sektöründeyim. Ekleyip tanımayan arkadaşlar için iki tane de kitabım var. Bir tanesi... Evet, kitapları ben getirdim ama heyecandan unuttum. Yani imzalı bunlar arkadaşlar. Biri konut sorularla gayrimenkul yatırımı, öteki de konut balonu kent efsanesi. Bir ikisi de muhteşem. Gerçekten ben keyifle okudum. Ellerinize sağlık. Üçüncü de geliyor bildiğim kadarıyla. Üçüncü de yolda. İkinciyi gayrimenkul sorularla gayrimenkul yatırımını ortağım Celal Erdoğdu ile birlikte yazdık. Ben doktoramı gayrimenkul fiyat endeksleri üzerine yaptım. Dolayısıyla o süreçte dünyada gayrimenkul ekonomisiyle, gayrimenkul yatırım ve finansmanı ile ilgili bütün literatürü taramak durumunda kaldım ve İstanbul için 1988'den bugüne kadar devam ettirdim tabii. O zaman için doktorumu yaparken 1912'ye 2012'ye kadar olan süreçteki İstanbul'daki konut fiyat ve kira gelişmelerine 22.000 datayı gazete arşivlerinden toplayarak İstanbul'a özel bir iki tane endeks oluşturmuştum. Literatüre temel ve önemli katkım buydu. Tabii hem gayrimenkul değerlemesi üzerine çalışıp hem de bunun üzerine doktora çalışmaları yapınca dünyada şöyle bir şey var. Real Estate Economics diye, yani gayrimenkul iktisatçıları var. Tabii ne yapıyor gayrimenkul iktisatçıları? Ekonomi bir bütün. Ekonominin altında birçok sektör var. İşte sanayi sektörü var, hizmetler sektörü var, tarım sektörü var. Ve imalat sanayinin altında ve hizmetlerin altında gayrimenkul sektörü var. Kısmen inşaat bir tarafta, bir tarafta da aracılık ve diğer hizmetler. İşte gayrimenkul iktisatçısı ya da gayrimenkul ekonomisti diyelim. Bir bütün halindeki bu ekonomik sistemin işleyişinde genel olarak ekonomideki gidişatı, iktisadi büyümenin, istihdam oranlarının, ihracatın, kurların, faiz oranlarının gayrimenkul sektörü üzerine etkilerini, öbür taraftan da bir sistemin altında daha bir alt sistem olan gayrimenkul sektöründeki gelişmelerin ise genel olarak ülke ekonomisine etkilerini inceleyen ve bunlarda ortaya çıkan bir hadisenin gelecekte gayrimenkul sektörü üzerine etkilerinin ne olabileceğini tahmin etmeye çalışan bir, ne diyelim, disiplin. Dolayısıyla ben de bunu yapmaya çalışan birisi olarak gayrimenkul iktisatçılığını yakıştırıyorum kendime. Evet, yani zaten o konu üzerinde yıllardır bir çok sağlam bir altyapı oluşturmuşsunuz hem eğitimiyle hem tecrübesiyle. Biz tabii o zaman bu akşam çok doğru bir kişiyi dinleyeceğiz ve sohbet edeceğiz. Çünkü herkesin merak ettiği bu süreçten sonra bizi neler bekliyor gayrimenkulde. Şu anda tabii
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü ve konaklama sektörünün iş kolları ve hızla yayılmasından, bu koronavirüsün hızla yayılmasından sonra da önemli ölçüde etkilendi. Bugüne kadar en kayda değeri de konaklama ve turizm oldu. Doğru takip ettiğim kadarıyla, doğru söylüyorsam. Bu zorlu süreçte Türkiye'den önce giren ülkeler var. Bunlardan tabii ilk zaten Çin. Bu çıkış süreciyle ilgili şimdi iyi sinyaller gelmeye başladı bu ülkelerden. Ama tabii her birinin dinamikleri, ekonomik dinamikleri birbirinden çok farklı bu ülkelerin. Hani bir Çin ekonomisiyle bizim ekonomisi, Avrupa ekonomisini çok karşılaştırmak değil ama sonuç itibariyle farklı oldukları noktaları bir kenara koyarsak siz nasıl görüyorsunuz? Yani bir modelleme yapmak mümkün mü? Çin bildiğim kadarıyla artık hayata döndü. Evet, Çin hayata döndü ama ilk çeyrek büyüme verileri ciddi ölçüde aşağıda geldi. Açıkçası şöyle bir şey, ben de uluslararası yayınlardan takip etmeye çalışıyorum. Bu konuda önde gelen araştırma yayın firmaları koronavirüs dolayısıyla 2020 yılında dünya ekonomisinin toplamda %3 civarında bir küçülmesini bekliyor. Bu gelişmiş ülkelerde yani Batı Avrupa ve Amerika'da %5'leri bulacak. Yani Amerika'nın ve Avrupa'nın %5 küçülmesi demek, onlar nezle olursa dünya biraz hapşırır demek aslında. Dolayısıyla buradaki ülke ekonomilerindeki yavaşlama, gerileme ciddi ölçüde serpintilerini ve dalgalarını bize doğru getirecek. Nedir bunlar? Şöyle biraz iktisatçı gibi konuşalım. Bir, lockdown deniliyor İngilizce. Hadi bunu Türkçe'ye çevir. Kitlenme. Hani kitlendim kaldım diye de bir tabirimiz var. Üretim yok. Üretim olmadığı zaman gelir yok. Gelir düştüğü zaman da harcama yok. O zaman harcama yoksa bir takım mal ve hizmetlere de talep yok demek. Şimdi Çin, Türkiye aslında ihracatçı ülkeler, yani gelişmiş ülkelere işte daha alt düzeyde tekstil vesaire endüstrinin katma değeri kısmen çok yüksek olmayan ürünlerini ihraç eden ülkeler. Şimdi Batı ülkelerinde ekonominin küçülmesi, işsizliğin artması ve harcamaların geriye gitmesi demek bizim gibi ülkelerin buraya yapacağı ihracatın zayıflaması. Bu ihracatın zayıflaması bizim döviz gelirlerimizde önümüzdeki dönem bir düşmeyle karşılaşacağımızı ifade ediyor. Yani bizim de gelirimizde bir şekilde düşme olacak. İkincisi, sizin çok güzel vurguladığınız gibi şimdi havada uçak yok. Ve bu salgın dolayısıyla da bu yıl turizm sektörünün de, konaklama sektörünün de çok etkin olmayacağını, hemen geriye dönemeyeceği düşünülüyor. Öyle olduğu zaman da hani yine kendi açımızdan baktığımızda biz bir turizm ülkesiyiz ve yılda 35 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz var önümüzdeki aylar itibariyle. Dolayısıyla iki taraflı, yani bir ihracat yaptığımız gelişmiş ülkelerdeki talep noksanlığı dolayısıyla ihracatımızda bir zayıflama ve bizim yurt dışından elde edeceğimiz döviz gelirinde bir zayıflama. Hakeza turizm sektörü dolayısıyla yurt dışı misafirlerin, turistlerin sayısındaki azalmayla birlikte önümüzdeki dönemde ülke olarak bizim de hani tamamen yarın normale dönsek bile ürettiklerimizi satacağımız pazarda önemli bir talep zayıflamasıyla karşı karşıya olduğumuz ortada. İşte gayrimenkul iktisatçısı, ya dünyada böyle bir şey varken bizim ihracatımız, turizm gelirlerimiz geriye doğru giderse acaba bu gelişmeler bizim gayrimenkul sektörünün üzerinde ne gibi etkiler? Tabii biz sadece bundan bağımsız değiliz. Aynı zamanda kendi içimizde de kitlendik. Dolayısıyla insanlar işlerine gidemiyorlar. İşte yaklaşık 3 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden istifade ediyor. Hakeza milyonla ifade edilen insanlar işsizlik ödeneği ve diğer çalışmalardan alıyorlar. Bu şu demek, bir ülkedeki asıl üretim faktörü emek gücüdür. Makineler, fabrikalar orada duruyor ama emek gidip onları çalıştırmadığı müddetçe ortada bir üretim olmayacak demektir. Biraz önceki bağlantıyı tekrar kurarsak, üretim gelir demek, geliriniz varsa da harcama yapabilirsiniz demek. Sizin harcamanız, mesela Fügen Hanım'ın harcaması Ahmet'in geliri olur. Ahmet'in harcaması
Ayşe'nin geliri olur. Dolayısıyla evet, ekonominin çarklarının dönmesi evet, insanların işlerine dönüp üretimi tekrar harekete geçirmelerine bağlı. Dolayısıyla yakın gelecekte buna geçeceğiz ama bu süreç içinde de ekonomideki bir takım dengeler yerinden oynamış olacak. İşte orada neleri göreceğiz? İki boyutu var. Bir, bu ekonomideki, yurt dışı ekonomideki performansın bize etkisi. İki, bizim içerideki üretim dinamiklerimizin yine bize etkisi. Ekonomiden bağımsız olarak da bu pandemi salgının getirdiği yeni çalışma ve davranış alışkanlıklarının gayrimenkul sektörü üzerine etkisi olacak. Bu üç etki etrafında şekillenecek geleceğimiz. Şimdi ben sohbeti tabii bölümlere ayırdım. İlgilenenler işte ticariyle ilgilenenler, ticari gayrimenkullerle, konutla ve diğerleriyle. Şimdi biz gerçekten çok iyi bir 2020 yılına başladık. Doğru mu? Harika bir yıldı. Şubat-Mart ayı satışlarımız yani ilk 3 ayın satışı son 8 yılın en iyi verilerini verdi. Yani bize 311 bin küsur adet bir satış gerçekleşti. Baktığınız zaman 2019'da bile 256 bin adet civarında olmuş. Şimdi %20 ilk 3 ayda büyüme var. Geçen senenin 2019'una bakınca Mart ayında bile bir %3.4'lük bir artış var ama bunlar tabii bu sürecin başlamasının sıyırdığı yerler. Yani Mart'ın 15'i itibariyle, Mart'ın 15'i 20'si itibariyle karantina sürecine girip de insanlar her şeye bir tren, işte işe gitme, alışveriş, dışarı çıkma, bir sürü şeyi hayatımızı %100 etkileyince doğal olarak bu satışlar başlamıştı. Ben öyle değerlendiriyorum gayrimenkul sektörünün içinden gelen biri olarak. Ama şimdi Nisan ayı verileri ve gerçekten Mayıs ayında önümüzdeki hafta veriler büyük bir ihtimalle bildirilir TÜİK tarafından. O veriler bize ne kadarlık bir düşüş bekliyorsunuz? Ben şahsen %70-60-70 minimum diyorum. Ben de size katılıyorum ama ondan önce öncü göstergelerimiz var. İşte bizlerin ilgilendiği başka şeyler. Bir tanesi şudur. Faktörle konuşmak böyle bir şey. Biz evet, nelerle konuşmak aynı zamanda. Evet, bir tanesi şudur. Türkiye'de otomotiv satışları ile konut satışları arasında bir ilişki vardır. Mesela otomotiv satışları hemen ay bitince geldi. 26 bin yanlış hatırlamıyorsam otomotiv satışları inanılmaz bir çöküş gösterdi. Yani biz 80-100 bin ayda otomotiv satarken hareketlenmişti geçen aylarda. Dediğiniz gibi %60-70'lerde bir düşüş oldu. Baktığımız öncü göstergelerden bir tanesi konut kredi kullanım hacmi. Türkiye'de şimdi şöyledir, konut kredi hacimleri 210 milyar TL civarında. Yani bu şey demek, toplam bankalar tarafından kullandırılmış kredi stoğu. Bunun üzerine her ay yaklaşık biz 50 bin civarında konut kredisi kullandırımı yapıyorduk ve buradan da 7-8 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleşiyor. Fakat tabii krediyi kullandırıyorsunuz, aylık taksitler halinde geriye ödeniyor. 7-8 milyar lira kullandırıyorsunuz, bundan da 3-4 milyar lira da geri ödeme oluyor geçtiğimiz şeylerden, aylardan. Neyse uzatmayayım, rakamlara boğmamak için söyleyeyim. Mart ayı için, özür diliyorum, Nisan ayında kullandırılan konut kredi hacmi 500 milyon lira geriye gitti. Yani bu şu demek, geri tahsilat yapılan, yani taksit ödemesiyle alınan ana paradan daha az kredi kullandırıldı. Oradan da biz biliyoruz, şöyle söyleyeyim, yaklaşık 15 bin adet civarında ipotekli kredili konut satışıyla karşılaşacağız Nisan ayında. Ve bir bu kadar daha, biraz daha fazla, yani yaklaşık 30 bine yakında diğer satışta karşılaşırsak 40-50 bin civarında bir satıştan bahsedebiliriz. Geçen ay 108 bindi, şimdi 40-50 bin ama geçen ay 108 bin kabul etmeyin lütfen. Neden? Çünkü Mart ayından önceki 5 ay boyunca her ay yapılan konut satışları bir önceki yıldan %50 daha fazlaydı. Yani Mart ayında 108 bin değil de 160 bin konut satılması gerekiyor idi.
pandemi devreye girdiğinde onu 108 bine düşürmüş oldu Mart'ın ortasından itibaren. Dolayısıyla biz Mart'ı 150 kabul edersek, yani olmalıydı dersek, bu etkiyi gördüğümüzde sizin dediğiniz gibi %60-70'te 45-50 bin civarında konut satış rakamıyla kapatacağız. Peki dünyadaki ve Türkiye'deki kriz sonraları, yani pandemi uzun yıllardır dünya yaşamadı ama çok uzun zamandır, benim en son yani yanlış söylemeyeyim ama vebadan sonra bu kadar büyük bir... Spanish flu diyorlar. 1918-1920. Evet. Ondan sonraki krizlerin hepsi aşağı yukarı ekonomik krizlerdi veya siyasi krizlerdi. Şimdi bu krizle ilgili bir yorum yapmak, bundan sonrasıyla ilgili özellikle bir yorum, analiz yapmak çok kolay değil ama dünyayla Türkiye'yi karşılaştırdığınız zaman krizlerden gayrimenkul sektörü nasıl etkilenmişti? Şöyle diyelim, Türkiye ekonomisinin bir özelliği var. Çok esnek bir ekonomi. Esnek ekonomi olmasının aslında bir sebebi bir parça da gelişmemiş bir ekonomi olması. Yani şöyle, kayıt dışılık yaygın. Dolayısıyla esnek çalışma koşulları var ve çok da öyle kurallara bağlı bir iş sektörü yok. Öyle olunca Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Genel olarak hızlı bir şekilde krizlere giriyor ve hemen hemen bir yıl içinde de girdiği krizden geriye çıkıyor. Yani bütün geçmiş tarihlere bakın, Türkiye bir yıl içinde krizlerden geriye çıkmıştır. Buna literatürde V tipi krizden çıkış senaryosu diyor. Evet, V tipi. İşte bunun U tipi, L tipi, karekök tipleri de varmış. Ama Türkiye hep V tipini yaptı. Dikkat ederseniz biz 2018'de de ciddi bir kur şokuyla birlikte ekonomik bir kriz ortamına girmiştik. Ve 2019'un ortasından itibaren, yani tam bir yıl sonra çok ciddi bir yukarı çıkış ivmesi yakalamıştık. Ama ne oldu? Bu bütün dünyayı etkileyen salgı yani bizi de etkilemiş oldu. Yani Almanya yenildiği için biz de yenilmiş sayılıyoruz. Şimdi. Yani bu çünkü 2018'deki kriz, işte dövizin fırlaması bazen ihracatçının işine gelebiliyor. Yani ben ihracat müdürü olduğum zamanlardan biliyorum. Döviz fırladığı zaman karlılık artıyordu. Fakat bu şimdi bambaşka bir şey. Yani bununla ilgili gerçekten bu kriz sonrasına yapılabileceğini tabii ki verileri ve aşağı yukarı işi bilince tahmin edilebiliyor ama mesela şu anda Amerika ve Avrupa'daki krizlerden neler yaşandı? Yani en kötü ihtimalle bir şekilde bir empati mi yapalım ya da benzer bir durum çıkarabilir miyiz diye sormak istiyorum ama. İki şeyi var. Bir tanesi Çin, Uzak Doğu, yani Hong Kong, Kore, Uzak Doğu'daki ülkeler önce bu krizle karşılaştılar, yavaş yavaş çıkıyorlardı. Oradaki veriler belki bize bir gösterge olabilir. Evet. O da şu, CBRA'nin yöneticilerin bir toplantı notundan rastladım ben de. İşte diyor, geçen gün Hong Kong'la ofisimizde konuştum. Pandemi öncesinin yaklaşık %80'i civarında işlerimiz geri döndü diye. Şimdi neler oldu diye bakarsak şöyle bir şey var. Amerika'da gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. Şimdi borsada işlem görüyor. Peki nasıl gayrimenkul yatırım ortaklıkları bunlar? Belli bir konuda uzmanlaşmış. Mesela tamamen bu AVM parakendeci gayrimenkulleri bünyesinde bulunduruyor. Bir takım gayrimenkul yatırım ortaklıkları otelleri bulunduruyor. İşte bir takım gayrimenkul yatırım ortaklığı, altyapı yatırımları vesaire. Amerika'daki parakendeci, retail gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Ocak sonundan bugüne kadar hisse değerleri %50 geriye gitmiş. Şimdi bu bir piyasa göstergesi bizim için. Şimdi başka bir şey daha söyleyelim. Ticari gayrimenkuller fiyat endeksi, hemen şimdisi yok ama geçen yıl itibariyle de mesela apart dedikleri işte bir tür uzun oturulan bizdeki dairelere denk gelen oradaki gayrimenkuller %10 değer artışı, Amerika için çok yüksek. Hemen arkasından şey geliyor, notuma bir bakacağım. Ofisler, ofis alanları %6 büyük fiyat artışı sağlamış ama retail zaten eskiden de bu e-ticaretin baskısı altındaydı. Sadece %2 çıkmış ama ocağın sonundan itibaren bugüne kadar gayrimenkul yatırım ortaklıkları %50 değer kaybetmiş. Yine Uzak Doğu'da
yani Çin'de, Kore'de, Tayvan'da ticari gayrimenkul piyasasındaki işlem adedi salgınla birlikte %50 geriye gitmiş. Amerika'da ve Avrupa'da %20 tahmin ediliyor, ölçülemiyor şimdiden, daha önceden çalıştıkları için. Ve bunun küçük ticari gayrimenkullerde daha büyük bir oranda olacağı söyleniyor. Oradaki küçük ticari gayrimenkul de şöyle 10 milyon dolardan azsa yani. Dolayısıyla şeyde yani bizden önde giden bir kısmı bunu yaşamış ve rakamlara yansıtmış olan ülkelerde alım satımlarda %50 düşüş var. Hala yaşayan ama tahmin teknikleri ve geleceği öngörme açısından daha analitik verilere sahip olan ülkelerde diyor ki %20 gerileme bekliyoruz. Ama özellikle küçük ticari gayrimenkul piyasasında çok daha ciddi bir gerileme. Ve ofis alanları için özellikle boşluk oranlarında ciddi bir artış, kiralarda bir gerileme ve yüksek bir volatilite bekliyoruz fiyatlarda. Yani bu şu demek, hani ani fiyat değişimleriyle karşı karşıya Olabilir. kalacağız Evet. diyorlar. Dolayısıyla hani o tarafta çok böyle parlak bir görüntü yok. Tabii. Yani Peki ne zaman bu işler normale döner denildiğinde, işte Uzak Doğu ofiste konuştum, pandemi öncesi %80 civarına gelmiş gibi diyor ama Hong Kong ofisi. Şimdi ana kıta Çin, ekonomi bambaşka. Oradaki evet. ekonomiyle kıyaslayabileceğimiz bir ekonomiye sahip olmadığımız için oradaki veriyi yine de tabii onlar için sevindirici. Bizdeki de yani pek Hong Kong'a benzeyeceğimizi düşünmüyorum Ama en %80. azından gösterge tabii, yani hani geriye gidip tekrar geliyor olması. Ama çoğu otorite, yani bu konulara kafa yoran ekonomistler 2020'nin son çeyreğinde bir toparlanma olabileceğini, ama 2021'de tabii bu salgınla baş edildiği varsayımına dayalı, 2020'de de çok ciddi, biraz önce bahsettiğimiz V tipi büyümenin bütün dünya için geçerli olacağını ve 2020'de %3 kadar küçülen dünya ekonomisinin 2021'de %6 büyümeye döneceğini tahmin ediyorlar. Ama bu pandeminin kalıcı bir takım etkilerinden de bahsediliyor yurt dışında. Mesela Evet, deniliyor şimdi ki, ben onlara geleceğim ama öyle mi? Pardon. şöyle yapabilir miyim? Ben dediğim gibi biraz bölümleri ayırdım. Daha böyle analitik oluyor. Dinleyici ve izleyici için de daha Doğru. belki faydalı olur. Şimdi konut alt başlığı altında ilerlersem eğer, şimdi Tamam. yeni hayat tarzımız oldu birdenbire. Ve bunun sanki birdenbire eskiye artık döneceğini, normalleşme dediğimiz o yeni normalleşmede bazı alışkanlıkların, bazı tarzların, bazı stillerin değişeceğini düşünüyorum ben. Yani sosyokültürel yapımız kesinlikle etkilenecek bir kere. Bu da konut tercihlerine mutlaka yansıyacak diye öngörüyorum. Hatta şu anda aldığımız telefonlar, gelen taleplere baktığımızda da yansımaya bile başladı. Çünkü bir süre balkonsuz yapmaya başlamışlardı firmalar, inşaat firmaları. Şimdi İnsanlardan tabii balkonsuz bir ev talebi artık yani ben düşünemiyorum şu anda. Gelecek olan şu anda gelenler de hep bir şekilde ya bahçeli bahçe katları revaçta. Şimdi bu bir sürü şeyi değiştirecek. Ben son günlerde okuduğum bazı yazılarda salgın mimarisi diye bir terim çıktı. Terim. Salgın mimarisi dediğimiz bu yeni kavram hem konut gayrimenkullerinde hem de ticari gayrimenkullerde bir evrimleşmeye yol açacak. Bu konuda da talepler gittikçe değişecek. Ben şöyle düşünüyorum. Artık merkezlerden, yani çünkü insanlar evlerinde çalışmaya başladı ve evde bir çalışma alanına ihtiyaçları doğdu ve evden çalışabildiğini gördüler. Bir sürü şirket de bu konuda, ofisler konusunda düşünmeye gidecek ve insanlar evden çalışma kolaylığını da anladılar. Trafik yok, stres yok, bir sürü gider ortadan kalktı. Yakıt giderinden tutun da yemek giderine gibi. Sağlıklı beslenme bir taraftan. Öyle. Bir tanıdığım bir sürü kişi kilo verdi bu arada. Yani insanlar, yani alanlar da var tabii ama hani sağlıklı beslenme de gerçekten bu önemli bir neden. Şimdi bütün bunlar talepleri de etkileyecek ve insanlar
doğal olarak belki de evden taşınan insanlar bu merkezdeki ve metropollerdeki kiraları ödemek yerine banliyölere geçecekler ve oralarda daha bahçeli, balkonlu, daha ucuz bir yaşam, daha az kirayla, daha sağlıklı bir yaşama yönelecekler. Ama bunların da bir geri dönüşü olacak. Mesela ben Kadıköy yakası olarak Tuzla'nın, Çekmeköy'ün, işte karşı tarafta Kemerburgaz taraflarının, Bahçeşehir taraflarının, çünkü insanlar evden çalışınca artık bu mesafeler çok rahatsız etmeyecek trafik açısından. Ama burada da bir şeylere yine bir yerlere yansıyacak ve kiraları ve gayrimenkul fiyatlarını arttıracağını düşünüyorum. Sizin bu hem salgın mimarisiyle ilgili hem de insanların yaşam stillerini değiştirmeyle ilgili taleplerindeki değişiklik nasıl etkileyecektir? Salgın mimarisinin etkisi ne olacak? Şimdi malumunuz teknolojik gelişmeler bizi dokunmatik diye bir kavrama götürmüştü bir dönemler. Artık dokunarak bazı şeyleri yapıyorduk. Şimdi dokunmak da istemiyoruz. O zaman görünmatik şeyler olacak. Yani kapıya dokunmayacaksınız ama elinizi gösterdiğiniz zaman kapı açılacak. Ofise girdiğiniz zaman çalışma alanları ona göre dizayn edilecek. Elinizi uzattığınız zaman fotoselli şeyler vardı. Evet. Daha da artacak sabunluklar, musluklar vesaire. Şimdi birinci etkisi bu dokunmatiklikten görünmatikliğe geçmemiz olacak görerek. Salgının önemli etkisi aslında şöyle bir şey. Salgın hayatımızı tam anlamıyla değiştirdi demeyelim. Şöyle diyelim. Salgın zaten değişmekte olan hayatımıza level atlattı. Evet, aynen öyle. Çünkü hızlandırdı. Hızlandırdı, level atlattı. Bizim zaten uzaktan çalışma yavaş yavaş toplumda yerleşmeye başlamıştı. Yani bu salgından önce de bazı büyük kuruluşlar haftada bir gün, iki gün personellerinin evde çalışmalarını teşvik dahi ediyorlar idi. Bu iki şey getirecek. Bir, hakikaten ya evden de verimli bir şekilde çalışıyorsa o zaman biz bu kadar ofis alanında niye tutuyoruz? Personelimiz bu kadar yol yükünü neden çekiyor deyip esnek çalışma modellerinin gelmesi. İkincisi, belki de bir ofiste toplanıp vesaire çalışmak yerine daha kontrat based'li, saate bağlı olmayan, sözleşmeli başka esnek çalışma tiplerinin yoğunluk kazanması. Parça başı iş, proje bazlı çalışma şeyinin daha da yaygınlaşmasına sağlayacaktı. Bu gelen bir trendti. Salgın bunu hızlandırdı. Bakın Zoom diye bir şey bilmiyorduk. Hızlı bir şekilde adapte olduk ve kullanıyoruz. Ben üniversitedeki derslerimi Zoom üzerinden veriyorum ve gayet de verimli bir şekilde gidiyor. Gelirsek konu şeyine, bu hızlı level atlattırmasına. Evet, artık bu bize aslında mekandan bağımsızlık kazandırıyor. Yani işle ev arasında belli bir mekansal bağımlılığın arasındaki bu bağı çözüyoruz. Bunu internet üzerinden sağlıyoruz. O zaman sizin de dediğiniz gibi bu bağ çözüldüğü zaman gidip yaşamayı düşüneceğiniz hemen hemen her yer sizin işinizle kontak kurabiliyorsanız sizin için ikamet edilebilir bir yer olacak. Dediğiniz gibi İstanbul için bu kadar geçerli. Tuzla vesaire, çeperler, bahçeli konutlar, daha müstakil evler ama bu niye şey olmasın? Bütün Ege sahilleri. Evet. Zaten yani niye Tuzla'ya gideyim ki, işe gitmeyeceksem zaten, anlatabildim mi? Çok daha ucuz olan başka yerlere gidebilirim. Bu şu demek, şimdi ekonominin çalışma prensibi temelde arz ve taleptir. Bir yerde talep artarsa fiyatlar yükselir deriz. İşte nerelerde talepler artacaksa orada fiyatlar yükselecektir. Ama var olan bir talebin bir yerden başka bir yere kayması demek, bir yerlerde de taleplerin azalacağı anlamına gelir. O zaman gayrimenkul sektöründe zero sum game, sıfır toplamlı bir oyun olarak bakarsak kısa dönem içinde, bir yerlerde gayrimenkul fiyatları artıyorsa başka bir yerlerde de kiralar ve fiyatlar düşecek anlamına gelir. Tabii, aynen öyle. Yani bir şekilde yer değiştirecek talepler. Kısa vadede öyle. Peki mimariyi de etkileyecek değil mi? Yani sonuç itibariyle tabii ki herkes gitmeyeceğine göre merkezde ve büyük şehirlerde yapılan şu andaki konut projeleri tamamen bu süreçten mutlaka etkilenecek. Evet, onu göreceğiz zaman içinde. Hani benim aklıma şöyle bir espri geliyor.
Bir dönem biliyorsunuz İstanbul'da şeyler pazarlanırken konut siteleri hepsinde mutlaka bir spor salonu vardı yani. Şimdi de belki diyecekler ki sitemizin altında çalışma alanı var. İnternetinize bağlanacağınız, kahvenizi içebileceğiniz, efendim geniş masanızı kullanabileceğiniz. Böylece böyle bir model de ortaya çıkabilir. Onu evet yani zaman içinde yavaş yavaş göreceğiz, onu insanlar hissettirecekler. Yani yeni fikirler çıkacaktır eminim. Çünkü hani evde de eğer bu eğitim de uzaktan devam ettiği takdirde zaten anneler babalar ne yapar bilmiyorum ama sonuçta o da iyi fikirmiş. Çünkü evde çalışamıyorlar. Kaçarlar belki aşağı kata veya yukarı kata. Öyle bir şey belki. Şimdi var tabii mesela bazı binaların bir katını tamamen sosyal alan, sosyalleşme alanı olarak ayırıyor bazı firmalar. Çok güzel. Evet, çok enteresan yani böyle büyük yüksek binaların bir katlarını ayırıyorlar. İnsanlar oraya gidiyor, sohbet ediyor, maç seyrediyorlar veya işte hanımlar değişik bir araya gelebiliyorlar. Yani evlerden ağırlamaktan çok böyle bir şey. Şimdi bunun da başka bir versiyonu çalışma alanları dediğiniz gibi çıkabilir. Peki bu bizim yani biz zaten daha önceden de konut üretiminde bir yavaşlama sürecine girmiştik biliyorsunuz 2019'da. Çünkü yaşanan o 2018 Ocağı ile 2018 Haziranı ile 2019 Haziranı arasındaki süreçte bir stoklar arttı. Satışlarda biraz düşüş yaşandı. Biraz değil bayağı bir. Sonuç itibariyle üretimde biraz azalma oldu. Yeni ruhsat vermelerde ve taleplerde. Şimdi bu üstüne bir de bu korona süreci girince inşaatlarda yeni inşaatlarda bence bir azalma olacak. Siz ne diyorsunuz? Yani yeni normalleşme sürecinden sonra inşaat faaliyetlerini nasıl görüyorsunuz? Katılıyorum. Şimdi bizim 700-800 bin ortalama inşaat daireler için ruhsat alınıyordu geçtiğimiz yıllarda. 2019'da bu 240 bine düştü. Yani neredeyse 3'te 1, 4'te 1 yeni ruhsatla karşılaştık. Ama zaten şeydi de aslında konut, birinci el konutu esasen tetikleyen kredi faiz oranlarıydı. Evet. Kredi faiz oranları yükselip de birinci el konutu olan talep ciddi bir ölçüde daralınca aslında konut ruhsatları da geriye doğru geldi. Bakın ben hep bunu söylüyorum. Türkiye inşaat piyasasında inanılmaz esnek bir sektör. Ve de yapısı gereği yani Türkiye'deki inşaat geliştirici müteahhitler diyelim %90'ı kat karşılığı apartman türü 15-20 dairelik binalar yapan müteahhitlerden oluşuyor. Şimdi bu müteahhitlerin bir numaralı özelliği şu. Onlar ancak yaptıkları bir inşaat devam ederken gayrimenkulü satabilirlerse ya da bitirir bitirmez hemen ellerinden çıkartabilirlerse ikinci veya üçüncü inşaata öyle başlayabilirler. Finansal yapıları öyle. O nedenle de ben hiçbir zaman şey yapmadım. Türkiye'de ciddi kaygılanacak bir konu stoğu olduğunu hiç düşünmedim. Çünkü satarsa yapabilen bir sektör ağırlıkla. Onun dışında banka kredisiyle proje geliştiren müteahhitler bütün sektörün %10'unu bile oluşturmuyor. O nedenle de Türkiye ekonomisinin esnek bir inşaat sektörü var, müteahhitlik sektörü var. Ve o sektör hemen düşen satışlara tepkisini gösterdi ve daraldı. Ve bir şansımız da şu, geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan hareketlenme ve satışlarda yeni ruhsatları tetiklemedi. Çünkü müteahhitler önce ellerindekileri bitirip sattı. İstediler. Ardından korona geldi. Bu bizim için bir şans. Yani stokta korkulacak derecede bir gayrimenkul ya da konut birikimiyle de karşı karşıya değiliz. Hatta bununla ilgili benim şeylerim de şuydu. Bakın eğer faiz oranları böyle gider ve konut satışları bu şekilde giderse ciddi ölçüde fiyatlarda da yukarıya gitmeyle karşılaşacağız dedik. Ve Ocak ayında İstanbul için konut fiyatları aylık %2.30 artmayı gösterdi. Kiraları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kadıköy tarafında nasıl bir hareket gösterdiğini. Şimdi bir ekonomide bakın fiyatlar yükseliyor, kiralar yükseliyorsa burada çok sayıda stok var, kimse almıyor, tutmuyordan bahsedilemez. Aksine demek ki arz talebe cevap veremiyor ki fiyatlar yukarıya doğru.
çekiliyor. Yeni inşaatlar da biraz erteleme olur mu yeni inşaatlarda? Evet. Tabii olacaktır büyük bir. Olacak. Zaten başlamamıştı. Başlamayı düşünenler veya ruhsat safhasında olanlar da onu biraz geciktirecekler. Biraz ruhsat almayı bekletecekler. Gayrimenkul konut açısından konut yatırımcısı ya da konut alıcısı büyük bir ihtimalle bir ertelemeye gidecektir. Çünkü şu anda önünü görme açısından bu süreç ne kadar sürer, işleri ne kadar etkiler ya da ne kadar sıkıntı çekilir, bir sıkıntı çekilir mi gibi insanlarda bir tereddüt, bir kafalarında bir soru işaretleri var tabii. Kimse bilemiyor şu anda. O yüzden biraz erteleme olur diye düşünüyorum ben alıcılarda. Ama bir yandan da fiyatlarda düşüş olabilir. Yani kısaca nakiti olanı için iyi bir dönem geliyor da olabilir. Ne diyorsun? Nakit her zaman kraldır. Nakit olanı için olan için iyi bir dönem de geliyor olabilir. Ya da mesela satacak olanlar şu dönemde fiyatlar düşecek deyip satıştan çekebilirler. Bunların hepsini sanki yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi Fügen Hanım şöyle bir şey vardır. Ekonomide bir bileşik kaplar kanunu gibidir. Ortada dolaşan paranın başka sahipleri olabilir. Yani krediyle dolaşan bir sistem varsa ekonominin bu tür şoklara uğraması demek kurulu dengelerin bozulması gibidir. Ve bozulduğu zaman karşılaşacağımız şeyler şu. Yani mesela deniliyor ki sanayi sektörü bu yaşadığı şoku atması bir yıl sürebilir ama ofis sektörünün 3-5 yıl perakende sektörünün hakeza yine en az 2 yıldan önce toparlanamayacağı. Şimdi bakın bu tür gayrimenkul yatırımlarını yapmış, kredi almış, bunları finansal sistemden fonlamış insanlar olacak. Bir takım gayrimenkul yatırımları yapmış veya ticari, sanayi faaliyetleri dolayısıyla gayrimenkul portföyünde bir takım varlıkları, teminatta vesaire olan insanlar olacak. Her iktisadi kriz aynı zamanda da bir kredi kırılmasını getirir. Bu kredi kırılması sonucunda hani bu tür resesyonist durumlarda firmaların yaklaşık %3'ünün battığı söyleniyor. Şimdi çok daha riskli bir durumdayız. Bu durumda şöyle bir şey olacak. Siz bir takım yatırımlar yapmışsınız, bunu krediyle finanse etmişsiniz. Fakat bu yatırımların geri dönüşü gerçekleşmiyor artık. Çünkü ekonomi yeni bir oyun sistemine geçmiş. O zaman siz ne yapacaksınız? Bir başkasından aldığınız bir borç, başkasının parası var. Burada da varlığınız var. O zaman bu varlığınızı satıp bu borcu kapatmak durumundasınız. Peki evet. O varlığı kim alacak? İşte bankaya mevduatını koyan, parasını finansal sisteme veren Moody'ler, kredi kullanan şahısların gayrimenkullerini alarak bu dengeyi tekrar kurmuş olacak. Tabii yani bir yerden el değiştirme olacak tekrar. Sonuç itibariyle olan bir varlık var, o varlık yer değiştirecek. Gayrimenkuller de para da el değiştirecek bir şekilde. Evet, servetin varlığın el değiştireceği bir dönemdir genelde. Evet. Şimdi geçenlerde Twitter'da yayınladı. Elon Musk'ı biliyorsunuz, bu adam aynı zamanda bir trend yaratıcısı. Dünyada en zengin gayrimenkul, yani gayrimenkul zengini diye geçiyor. Adam aynı zamanda işte SpaceX'in kurucusu, yani muhteşem bir girişimci, genç de. Tesla Motors'un, Pal TV'nin, PayPal'ın falan hepsinin kurucu ortağı. Şimdi bu adam demiş Twitter'da. Evsiz kalmaya karar verdim. Bütün evlerimi satıyorum. Yani dünyadaki esasında Güney Afrikalı ama aynı zamanda Kanada ve Amerikan vatandaşı. Muhteşem yatırımları var. Yani beyin çalışıyor. Hatta kız arkadaşıyla arası kötü olmuş. Demek ki kadınların da her zaman bir konutun olsun, bir evin olsun diye. Yuvayı dişi kuş yapar biliyorsunuz. Demiş ki bir tanesi kalacak yoksa cingar çıkar. Ama dünyadaki tüm evlerini satışa çıkardığını ve bunun içinde yetki verdiğini şeyden yayınlamıştı Twitter'dan. Yani dünya böyle bir akıma mı yönelecek acaba diyorum ama bizim ülkemiz için ben pek ihtimal vermiyorum ama dünya genelinde olabilir de. Şimdi şöyle bir şey var Fügen Hanım. Amerika'da mesela kiracıların oranı önümüzdeki işte yıllarda %20-25'ler civarından %35'lere çıkması bekleniyor. Yani şöyle bir durum var. Yeni bir trend var. Sahip olma, kirala. Bu her şey için neredeyse geçerli. Yani araba için, bilgisayarınız için, diğer kullandığınız aletler için. Konut için de yavaş yavaş trend olan bir şey. Yani diyorlar ki ya ben niye işte 30 yıl mortgage kredisine girip onu ödemekle uğraşacağım?
kiralama seçeneğim var. Bir de paylaşım ekonomisi dediğimiz, yani teknolojinin uzantısı, bazı şeyleri çok kolaylaştırıyor. Yani insanlar daha mobil, daha farklı yerlerde yaşıyorlar ve bu süre içinde de atıl kalmıyor. İşte evinizden 6 ay uzaklaşacaksınız, onu bir şekilde kiraya verebiliyorsunuz. Yani yeni paylaşım ekonomisinin yarattığı şey şu: var olan servet unsurlarının, otomobil, işte konut vesaire, daha etkin kullanılmasını sağlıyor. İşte Airbnb'ler bizde yok ama mesela bu işe yarıyor. Yakında işte driverless car'lar, araba paylaşım sistemleri bunu getirecek. Yani daha fazla üretmeye gerek yok. Var olanları daha etkin kullandığınız zaman daha fazlasına da ihtiyacınız olmuyor. Bu toplumlar için, insanlık için iyi bir şey ama üreticiler, yani bu üretip de bundan para kazanıp ve belli bir istihdamı sağlayanlar için de çok iyi olmayabilir galiba. Yeni şimdi üretim. Bakın tabii yani, ama şöyle bakın, kaç yani tane semerci var veya nalbant var veya süpürge yapıcısı var? Yok, ama onun yerine başka meslekler. Tabii, doğru. Var. Bundan daha da sokağa gelecek olan, onu da bir şekilde ekonomiye, kendi ekonomisine, kişisel ekonomisine katkı sağlayacak olanlar çıkacaktır tabii, girişimciler. Tabii tabii, yani başka meslekler ve başka hizmet türleri ortaya çıkacaktır. İstihdam oradan devam eder. Şimdi gayrimenkul sektöründe dedik ki salgın bu alandaki yeniliklere adapte olma sürecini hızlandırdı. Siz bu şekilde dile getirdiniz. Salgından da çok ve az etkilenen varlık sınıflarına baktığımızda online alışverişler arttı. Yani benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yaz gelmeden Mart ayında bikinisini alan da vardı online, sıkıntıdan evde. Ama gerçekten alışveriş, online alışveriş insanların da gerçekten kolayına gitti. Bu tabii talepleri değiştirdi. Ve sonuç itibariyle depo, lojistik alanlarında talepler oluşturdu. Ve alışkanlıkları da değiştirdi. İnsanların artık belki AVM'lerde alışveriş etme yerine, oralarda zaman geçirme, yani o da ayrı bir zaman kaybı. Onun da trafiği, park yeri. Belki mesela özellikle Mart ayından itibaren AVM'lerin kapanışı tamam, şimdi tekrar başladı ama açıldı tekrar. Ama yine de bu süreçte biliyorsunuz mal sahipleri bazı AVM'lerin, kiracıların Nisan sonuna kadar kiralarını almadı. Hani bir şekilde desteklediler birbirlerini ama bu AVM'leri bir süre daha etkileyecektir diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz o konuda? Vallahi kalıcı etkileri olacak gibi gözüküyor. AVM'ler üzerinde. Yani herhalde bir iki yıl ciddi bir şekilde etkilenirler. Ama şimdi bakın burada hani ister istemez o içimdeki şey ne denir? İktisatçı, finansçı devreye giriyor. Şimdi Türkiye'de 450 tane AVM var. 15 milyar dolar kredi borçları var AVM'de. Uzun vadeli ve döviz cinsinden. Kiracılarınızdan kira alamıyorsunuz. Yakın tarihlerde food, yemek katları pek açılmayacak. Sinema, tiyatro, çocuk oyun alanları yok. Nasıl olacak? Yani bu borçları nasıl ödeyeceksiniz? Tabii, yabancı para cinsinden kredi... Özellikle bildiğim kadarıyla döviz üzerinden kredi kullanan... Krediler döviz üzerinden, geri ödemeler döviz üzerinden. Dövizli kirayı yasakladınız, o da yok. Olsa da zaten ödeme gücü yok. Şu anda o da yok. Evet, nasıl olacak? Yani AVM sektörü zaten sıkıntıdaydı. Yani bu olayla sıkıntıya girmiş değil. Bu bardağı taşıran damla oldu Fügen Hanım. Şimdi bende şöyle bir veri var. Ocak-Şubat aylarında yani İstanbul'da 60 euro, metrekaresi 60 euro olan birinci derecede kiraların, yani AVM'lerdeki dükkanların, bunların neredeyse 40'a kadar düştü. 30'a 40'a kadar düştü euro olarak. Kiralarda da bir düşüş oldu. Çünkü boşaltacak olacak. Belki de artık online'a dönüp bir depo kiralayıp oradan transferlerini yapmaya başlayan olacak. Yani kiralarda da bir düşüşe neden oldu. O yüzden bayağı onları, özellikle AVM sahiplerini demeyeyim de işte ortaklarını, bayağı zor bir dönem. Yatırımcıları. Değil mi? Aynen. Çok zor. Peki ofis stoğu çok fazlaydı zaten. Başta da söylediniz. 2 milyon metrekare kadar İstanbul'da bir ofis stoğu vardı. Şimdi bu ofis, şu andaki geldiğimiz dolanda da bu stok çabuk erimeyecek kesinlikle.
Acaba bu ofislerin hastane veya okul gibi dönüşüme, ekonomide başka bir dönüşüme neden olması söz konusu olabilir mi? Çünkü çok fazla boş bina da var, yani ofis evet. binaları da var. Şimdi galiba bugün bir şey okudum. Amerika'da ciddi ölçüde üniversitelerin sıkıntıya gireceği, belli başlı büyük üniversitelerin üniversiteler eğitimi uzaktan eğitim yoluyla domine edeceği üzerine analizler çıktı. Şimdi okula dönmek de biraz zor. Çünkü okullar da artık hani binalardan uzaklaşırken, üniversiteler derslerini uzaktan yaparken ofis alanlarını çok okula döndürmek muhtemel gözükmüyor yakın dönemde. Hastane içinde şöyle bir durum var. Yani hastanelerin bir standardı var. Yani işte merdiven, asansör vesaire. Hani yapılmış ofis alanlarını döndürmek cidden çok çok maliyetli ve zor olacak. İkincisi de şöyle bir durum var. Bu uzaktan erişim sağlık sistemine de intikal etmiş durumda. Uzaktan muayene. Yani işte böyle bağlanıyorsunuz, ağzını aç, ade. İşte şurana bastır, ağrıyor mu? Şey makineler var şimdi biliyorsunuz, nabzınızı ölçüyor vesaire. Yani evet. sağlıkla ilgili veriler. Tık tık tık. Hatta belki muayene olmak için ciddi ölçüde doktora bile gitmek yakın zamanda ortadan kalkabilir. Çok muhtemel gözükmüyor yani bu tür dönüşümler. Bugünden yarına değil ama bu 2 milyon metrekare kiralanabilir ofis alanı şu anda hem sahipleri açısından bayağı zor bir dönem. Çünkü belki bunların çok büyük olanları diyorum, küçük alanlara veya güvenlik açısından, sağlık çalışanların sağlık güvenliği açısından en üst düzeye çıkarılıp, yani belki akıllı binalar veya sağlık açısından güvenli binalar daha bu dönemde kazanacaklar diye düşünüyorum. Ama evet, değişecek. Bir de görünmetik olacak. Yani dokunmadan kapılardan geçeceksiniz. İşte diğer şeyler, çalışanların birbirleri evet. arasındaki sosyal mesafenin, yani iç dizaynların yeniden düşünülmesi gerekecek. İşte ortak yemek alanları, asansörler, yani bir tür bu pandemi tehlikesi devam ettiği müddetçe de hani hadi gelin büyük plazalarımıza doluşup çalışalım duygusu da insanları rahatsız edecek. Dolayısıyla orada zaten var olan bir trendi kırdı ve hızlandırdı bu süreç. Vallahi ticari gayrimenkul yatırımcıların işleri bir hayli zor gözüküyor. Yani nereden bakarsanız evet, yani belki cadde mağazacılığı dediğimiz ya da cadde üzerinde yer alan ticarilerde bir derece daha iyi olabilir mi bilmiyorum ama şu anda AVM'ler için haklısınız. Bu süreç zaten lojistik dağıtım, yani bu e-ticaretten dolayı ve veri toplama merkezleri gibi, işte sağlık merkezleri gibi bunları biraz daha ön plana çıkaracaktır belki yatırımcı için. Öyle yani gözüküyor. Yani sağlık pozitifte biraz önce söyledim. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının %50 fiyatı Ocak sonundan itibaren geri gitti dedik ya. Amazon'un da böyle bir gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Şey kampüsü, teknoloji kampüsü de gayrimenkul olarak sisteme girmiş. O %15 artmış ama. Şey olarak. Ama yani Amazon olduğu için. Amazon'un teknoloji ile ilgili gayrimenkul yatırım ortaklığı. Yani gayrimenkul var yine içinde. O %15 yükselmiş. Zaten piyasa bunun öncül şeylerini veriyor, haberlerini veriyor. Size göre yatırımcı daha ne kadar erteler? Yani bu süreç sürdüğü sürece yatırımlarını erteler mi? Yoksa işte konut talepleri değişecek. Yani işte balkonsuz bir yerde oturan belki balkonlu bir yere veya işte banyoya taşınma gibi ya da Ege kıyıları gibi talepler yer değiştirecek ama bu biraz erteleyebilir mi? Ertelenebilir mi daha? Çok ertelenemez Fügen Hanım. Neden? Şimdi ticari gayrimenkulle konut arasında temel bir fark var. Konut olmazsa olmaz yaşamsal zorunlu bir ihtiyaç diyeyim. Yani gördüm, sizin barınma her şeyden önce giderdiğiniz bir şey. Ve konutla ilgili talebin gerisindeki temel dinamik demografik faktörler. Yani bizim nüfusumuz her yıl %1,5 artıyor. Hane halkı büyüklüğümüz ortalama her yıl biraz daha küçülüyor. Bunu böyle bir
şeyle bir kalemde değiştiremeyeceğiniz şeyler. Yani bir başladığı zaman 10 yıl, 20 yıl aynı trendde giden diyelim demografik dalgalar bunlar. O nedenle de konuta yönelik talep, her yıl siz 600-700 bin yeni konut üretmek zorundasınız bu ülkede. Ne yaparsınız? 2 sene 600-700 bin değil de 200 bin, 300 bin üretirsiniz. Sonraki 2 sene onu 1 milyona tamamlarsınız. Çünkü hane oluşumu devam edecek. Onu durduramayacaksınız. Ha ne olacak? Daha lüks konutlar değil ama daha küçük. Yani yine 700 bin konut yapacaksınız siz ama yani 3 artı 1, 4 artı 1 ortalama 100 metrekare değil de 70 metrekare konut yaparsınız. Yani şöyle düşünmemek lazım. Konut birim olarak sayılıyor. Aslında konut birim olarak sayılmıyor. Konutun büyüklük var, değer var. Daha ucuz, daha basit, mesela sosyal donatıları çok fazla olmayan, teknolojiyi o kadar yüksek kullanmayan, 3 artı 1 olmayan, 2 artı 1, 70 metrekare daha çok konut üretirseniz yine hane halkı oluşumunu tatmin edersiniz. 2 yılda da mesela 700 bin, 700 bin konut üretmiş olursunuz ama ikinci yılda ürettiğiniz konutların hem yüz ölçümü daha küçük olur hem toplam değeri daha küçük olur. Şimdi ne oldu? 700 bin konut satılmıştı. Yine 700 bin konut satıldı. Konut sektörü yerinde mi sayıyor? Hayır, küçülüyor. Tabii. Doğru. Yani biz küçüleceğiz ama bu anlamda küçüleceğiz. Yani belki de önümüzdeki yıllarda konut satışları sayısal olarak değişmeyecek ama piyasaya yeni giren ve yapılan konutların büyüklükleri ve değerleri değişecek. Evet. Valla ben çok teşekkür ediyorum. Bu konu zaten yani AVM'lere girsek ayrı bir konu, girdik zaten biraz. Depolar, konut, gayrimenkul o kadar derin bir alan ki, sektör ki. Bu konuda sizin bilginiz de derya gibi. Sordukça da böyle geliyor dalga dalga bilgiler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem size hem izleyicilerimize katkı. Daha başka bize söyleyeceğiniz bir şey olabilir mi? Benim çok fazla meslektaşım da izliyor şu anda. Gayrimenkul danışmanları da böyle eminim hepimiz ağzımızdan çıkacak güzel pozitif şeylere bakıyoruz. Moral bulmak için de. Tabii ki mülk sahipleri de aynı şekilde, gayrimenkul sahipleri de aynı şekilde düşünüyor. Ya yeni alanlar vardır. Ocak, Şubat, Mart'ta yapılan satışlarda adam diyordu ki belki de bak aldım ne oldu. Ama ben bu sürecin geçtikten sonra ne kadar değişiklik de olsa hayatımızda yapılan yatırımın mutlaka özellikle bu dönem sonunda itibaren hiç boş olduğunu düşünmüyorum. Hiç kayıp olduğunu düşünmüyorum. Evet döviz çok arttı ama konut da her zaman uzun süreçte konut daima kazandırır diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Uzun süreçli bakmak lazım zaten. Bugünden yarına değil. Gayrimenkul yatırımı böyle 7-10 yıl minimum hani bir perspektifte düşünülmesi gereken bir şey. Konut satın almayı hele oturum içinse ben şey olarak bile yatırım olarak kazandım kaybettim diye kimse düşünmemeli. Yani aldığınız konutta oturuyorsunuz ve 10 sene daha oturacaksanız bugün biraz değerinin geriye gitmesi ileriye gitmesi hiçbir şekilde insanları ne üzmeli ne de sevindirmeli. Çünkü o bir temel bir ihtiyaç. Ama onun dışında şunu ben paylaşmak isterim. Türkiye ekonomisi çok esnektir, krizlere hızlı girebilir ama bir yıl içinde de mutlaka o krizlerden geriye doğru çıkar. Ve bir ekonomide asıl olan üretimdir, istihdamdır, aştır, iştir. Bunlar varsa bu da gayrimenkule zaten yansır. Aşı olan, işi olan insanlar evlenirler, hane kururlar, evlerini yenisiyle değiştirirler, yazlık alırlar. Biraz daha para biriktirirlerse Türkiye'deki mesela gayrimenkul o boyutu var. Uzatmak istemiyorum. Aslında paralel bir sosyal güvenlik sistemidir bir taraftan. Türkiye'deki o kiraya vermek için konut alma, küçük dükkan alma furyası bir 20 yıl daha bitmez yani. Tabii canım bizi çıkarır. Ben esasında tam kapatıyordum ama aklıma da şey geldi. Şimdi bizim gayrimenkul alan müşterilerimiz şimdi diyorlar ki mesela bundan 2 yıl evvel işte dolar atıyorum 4 lirayken ben işte 1 milyon dolara işte o zamanki 4 milyon TL'ye şunu aldım. Şimdi dolar oldu işte 7 lira ben esasında bunu satmaya kalksam şimdi 4 değil yani 5'e de satamam. O zaman ben zarar ettim. Şimdi bu bakış açısıyla ilgili ben yorumunuzu alabilir miyim? Çünkü devamlı böyle bir kıyaslamalar hala yapılıyor.
dövize çeviriyor. O zamanki dövizle bu devam edecektir. Şimdi Ocak ayındaki dövizle şu andaki de farklı. O zaman insan devamlı aldığının karşılığını böyle dövize çevirip ben zarar ettim. İşte 2 yıl önce 3 milyon verdim. Ama o zamanki karşılığı işte şu kadar dolardı. Şimdi bu kadar dolara hayatta ben bunu satamam. Biz de onunla çok karşılaşıyoruz. Malum ben gayrimenkul değerleme sektöründeyim ve bir gayrimenkulün değerini takdir ettiğimizde gelen en önemli itiraz budur. Ya kardeşim biz onu işte 3 sene önce 1 milyon dolara aldık. Şimdi siz yazıyorsunuz 400 bin dolar. Ama evet. Biz diyoruz ki yani o kurla ilgili olan bir şey. Biz TL üzerinden değerleme yapıyoruz. Kendimden bir örnek vereyim. Ben oturduğum evimi 3 yıl önce 400 bin dolara satın aldım. Şimdi 200 bin dolar. Tabii. Benim evim değerim kaybetti ama ben gittim bankadan kredi aldım %80'ine. O zaman ben şunu söylüyorum. Kardeşim öyle yapacağız. Gidin bankadan kredi alın TL olarak. TL olarak gayrimenkulü alın hesabınızda yapın. Yani elindekini geriye kalan bir şey yok. Yani para cinslerini eşitlerseniz o zaman kur hesabı da yapmak zorunda kalmazsınız. Yani. Tamam biz de böyle diyelim. Öyle diyeyim. O zaman TL ile alsaydınız %0.79 faiz oranıyla. Ya bu doğru bir hesaplama değil bu. Değil mi? Yani biz işin bu tarafında olduğumuz için mi öyle geliyor? Ama aynı zamanda ben de sizin gibi. Ben de krediyle aldım. Yani baktığım zaman şu anda çok da mantıklı yaptığını düşünüyorum krediyle aldığım için. Ama bu şekilde düşünen bir kitle var biliyorsunuz. Müşteriler özellikle. Hep kendilerini zarar etmiş olarak düşünüyorlar. İnsan da üzülüyor. Aracı olup da yani ben nereden bileyim bunun bugün böyle olacağını. Hatırlarsanız 2002 ile 2006 ile 2020 demeyeyim de 2012 arası şey oldu. Döviz bir böyle 1 ile 1.25, 1.30 arasında işte altın düştü. Gayrimenkul sektörü havalara uçtu. Bu bir süreç. Bazen o dönemde Kartal Maltepe bölgesi mesela %600'e yakın değer kazanmış oradaki gayrimenkuller o dönemde. Yani o dönemin başında atıyorum 2005'lerde alan, 2012'lerde sattığında ciddi para kazanmış. Bu bir süreç. Yatırımlarda da bu süreçleri iyi değerlendirmek lazım. Özellikle gayrimenkul dediğiniz gibi 7 yılla 10 yıl arası bir yatırım olarak bakmak lazım. Yani bugünden yarına, bugün alayım 3 ay sonra satayım dediğiniz zaman biraz tahminler yanılabilir. Doğru mu? Vallahi ben öyle diyorum. O zaman Türk lirası krediyle alın. Dolayısıyla bir şey değişmez. Ya da çok ben dolarla gayrimenkul almak istiyorum derseniz Amerika'dan alın. Değil mi? Sanki orada değişmiyor mu? Yani bakın orada da 2008 krizinde yarı yarıya düşmüştü konut fiyatları. Neticede evet. Dolar veya euro ya da herhangi bir altın gayrimenkulle karşılaştırılabilecek yani şöyle almıştım değeri bu olmalı denilecek bir şey değil yani. Hiç öyle düşünmemek evet. Lazım. Esasında bu dövizle satışları, bir durdurmaları da bir şekilde o devamlı o sohbetlerin çünkü döviz yükseliyor. Bir bakıyorsunuz evin fiyatı bugünden yarına koymuş olduğunuz satış fiyatı birdenbire yükseliyor. Bir günde yani bir evde 100 bin lira değer kazanmaz ki veya 200 bin lira baktığınız zaman yani meblağına baktığınız zaman. O yüzden bu biraz rahatlattı bizi. Ama tabii hala geçmişte hala o şeyi yapanlar var. İşte ben şu tarihte 3 lirayken aldığım 3 milyonluk şu anda satmaya kalsam işte 7 milyon etmiyor. Etmez. Nasıl etsin? Yani bu da mantık dışı bir şey. Biraz iyi oldu gayrimenkullerin döviz cinsiyle satışının engellenmesi daha mantıklı oldu. Biz sizinle çok sohbet ederiz. En son hatırladım ofise geldiğimde de bayağı bir güzel sohbet etmiştik. Ben teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim Figen Hanım. Sohbetiniz için izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Umuyorum keyif almışlardır bizim sohbetimizden. Ben çok keyif aldım Ahmet Bey'in sohbetten. Her zaman alıyorum zaten. Bir böyle anlıyorum. Bir sürü şey öğreniyorum her sohbette. O yüzden sık sık görüşmeye devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de vakit ayırdığınız için sevgili takipçilerim, izleyicilerim çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni bir yayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar herkese. Hoşçakalın. Şen ve sen kalın. Ahmet Bey, her şey için ben sağ olun. Ben teşekkür ederim, siz de sağ olun. Teşekkür ederim, güzel sohbetiniz için.